Muhammed Numan Hazretleri Dördüncü Bölüm Hindistan'da yaşayan evliyanın en büyüklerinden. Seyyid olup 977. Miladi 1569 senesinde Semerkant'ta doğdu. Hindistan'a gelip, Hace Baki Billah Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Hocasının vefatına kadar Delhi'de hizmetinde bulundu. Hacı Baki Billah Hazretlerinin vefatında İmam-ı Rabbani Hazretleri Delhi'ye teşrif etmişti. Merhamet buyurup Seyyid Mir Muhammed Numan Hazretlerini Serhende götürdü. Mir Muhammed Hazretleri uzun seneler İmam-ı Rabbani Hazretlerine hizmet etti ve sohbetinde bulundu. Sonra talebe yetiştirmesi için Burhanpur'a gönderildi. 1060 miladi 1650 senesinde Ekberabad şehrinde vefat etti. Hazreti Hace Baki Billah'ın talebelerinden olan bir vali hocasına rica edip duydum ki dergahınızdaki fakir talebelerden bir kısmı aç kalıyormuş. Emrederseniz her gün hepsinin ihtiyacını ben göreyim dedi. Hazreti Hace hesabından bazıları için buna izin verdiler. Bu esnada biri arz etti ki, Mir Muhammed Numan hazretleri de çok fakir ve ailesi kalabalıktır. Hazreti Hace, onun ihtiyacının karşılanmasına razı olmadılar ve bunlar bizim bedenimizin parçalarıdır buyurdu. Yani vücudumuzun parçasını bu gibi işlere yaklaştırmayız. Mir Muhammed Numan hazretleri buyurdu ki, o günlerde çok fakir ve parasız olduğum halde bu inayetlerini duyunca kendimden geçtim. Mir Muhammed Numan Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Hakikat şudur ki Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait ilimleri öğrendikten sonra helal ve haram veya ahkam ilmi diye isimlendirilen fıkıh ilmini öğrenmekten daha şerefli, üstün bir ilim yoktur. Bunun için Allahü Teala peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. Çünkü onun bildirmesi olmadan sırf akıl ile bunları bilmek mümkün değildir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 269. ayeti kerimede mealen Hak Teala dilediği kuluna faydalı ilim verir ve onun icablarıyla amel ettirir. Hatta bunun sebebiyle onu rızasına erdirir. Kime hikmet verilmiş ise ona çok hayır verilmiştir ki o hayır ahirettendir buyurmaktadır. Birçok tefsir alimleri bu ayet-i kerimedeki hikmetten muradın fıkıh ilmi olduğunu bildirdiler. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dinde Allahü Teala'ya fıkıhtan daha faziletli bir şeyle ibadet edilmedi. Şeytana karşı bir fakih bin abitten ibadeti çok yapandan daha kuvvetlidir. Bir gün Hazreti Ömer'in radıyallahu an yanına Şam'dan bir adam gelip sana gelmemin sebebi şudur ki namazımı doğru olarak kılabilmek için teşehhüdü ettehiyyatü duasını öğrenmeye geldim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an onun ilim için olan bu gayretine bakıp çok ağladı. Hatta ağlamaktan sakalları ıslanmıştı. Sonra buyurdu ki: "Yemin ederek söylüyorum. Muhakkak ki ben Allahü Teala'nın sana sonsuz olarak azap etmeyeceğini ümid ederim." Bu şekilde ilim öğrenmek için gösterilen gayretleri bildiren haberler ve eserler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeli, Allah'ın emrine teslim olmalı, Allah'ın hükmüne sabretmeli, Allah'ın emrettiklerini almalı ve nehyettiklerinden sakınmalıdır. İman söze, amele, niyete ve sünnete muafakattır. O taat ve ibadetleri yapmakla kuvvetlenir günah olan şeyleri işlemekle zayıflar, yani parlaklığı azalır. Resulullah Efendimiz'den sonra, insanların en üstünü ve en hayırlısı, Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Ömerül Faruk, sonra Osman-ı Nureyn ve sonra Ali-ül Mürtaza'dır. Bu dört büyük zat, insanları hidayete götüren Hulefâ-i Raşidin olup, zamanındaki mü'minler tarafından, her birine halife olarak biat edilmiştir. Biat edildiği günde halifeliğe onlardan daha layık bir kimse yoktu. Hazreti Resulullah on kişinin cennetlik olduğunu haber verdi. Bunlar Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Saat bin Ebu Vakkas, Saat bin Zeyd ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu nizamı yaratan Allahü Teala hay, diri, alim, bilici, kadir, gücü yetici, mürit, dileyici, semi, işitici, basir, görücü, mütekellim, söyleyici ve halık, yaratıcıdır ölmek, cahil olmak, gücü yetmemek, sağırlık ve körlük, söyleyememek birer kusurdur ve utanılacak şeylerdir. Bu kainatı, bu düzen üzere yaratan da ve yok olmaktan koruyan da böyle kusurlu sıfatların bulunması olacak şey değildir. Allahü Teala'yı müminler ahirette cihetsiz olarak ve karşında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılmayarak ve ihatasız yani bir şekilde olmayarak görecektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü Rabbinizi 14. ayı gördüğünüz gibi görürsünüz buyurdu. Allahü Teala da Kıyamet suresinin 22 ve 23. ayet-i kerimelerinde mealen kıyamet gününde peygamberlerin, evliyanın ve müminlerin yüzleri parıldayıp ışık saçarlar. Onlar Rablerini perdesiz görücüdürler. Cennet ehli daima huriler ve gılmanlar ile nimet, rahat ve huzur içinde olup sabah ve akşam Allahü Teala'nın cemalini görmekle zevklenip neşelenirler. O seçilmişlerin zikirleri ey Allah'ım ben senden kerim olan zatını görmeyi istiyorum diye yalvarmaktır buyurmaktadır. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehennemde sonsuz olarak kalmaz. Günahları sebebiyle cehenneme atılan kimseler Allahü Teala'nın rahmetiyle oradan çıkarılırlar. Sonra cennetin kapısı yanındaki bir nehrin içine sokulurlar suyun içindeki kuru tohumun bittiği gibi biterler. Sonra cennete sokulurlar. Cennet ve cehennem Allahü Teala tarafından sevap ve azap yeri olarak yaratılmıştır. Cennetin nimetleri ve cehennemin azabı ebedi, sonsuzdur. Bu ikisini diğer varlıkları yaratmadan önce yaratmıştır. Resulullah Efendimizin eshabı arasında meydana gelen hadiseleri konuşmamalı, onların faziletlerini yaymalı ve onlara uymalıdır. Çünkü onlar gökyüzünün parlak yıldızları gibidir. Sonra onları görmekle şereflenen ve tabiin adı verilen din imamlarını, büyük alimleri ve selef-i salihini sevmeli, onların yolundan ayrılmamalıdır. Dinde kendi aklına ve görüşüne uyarak kıyas yapmayı terk etmek lazımdır. Cedelleşmeyi ve husumeti, kaderiyenin kepazeliklerini, itikatta sapık yolları gösteren ehli bidat kelamcılarını kelam yani itikat konusunda görüş beyan etmeyi terk etmek lazımdır. Bütün ehli sünnet alimlerinin kendisinde icma ettiği doğru itikat böyledir. Bunların hepsi Allahü Teala'nın emri ilahiyesine uyularak Resulullah'tan alınmıştır. Bir kimse Übey bin Ka'b hazretlerine gelip bana nasihat et dedi. Übey bin Ka'b da buyurdu ki Allah'ın kitabına iman ederek hepsini kabul et. Ondan hadi hidayete götürücü ve hakim olarak razı ol. Peygamberimizin size bıraktığı Kur'an-ı Kerim kıyamette şefaatçi ve itham olunmamış bir şahittir. Onda sizin haliniz, sizden öncekilerin haberleri, sizin ve aranızda olan şeylerin haberi, sizden sonrakilerin halleri vardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, kul dört şey arasındadır. Belaya düçar olsa sabreder. Bir nimete kavuşursa şükreder. Eğer konuşursa doğru söyler. Hüküm verirse adalet gösterir. Ebu Zer Gıfari Hazretleri buyurdu ki: Ben size nasihat edeceğim. Kabir vahşetinden kurtulmak istiyorsanız gece namazı kılınız. Kıyamet gününün şiddetinden korkuyorsanız sıcak yaz günleri oruç tutunuz. Sonsuz bir felaketten kurtulmak için sadaka veriniz. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu ki mümin olan herkesin rızkını Allahü Teala ezelde helalden takdir etmiştir. Kul sabrederse bu rızkına helalden kavuşur. Şayet sabretmez, sabırsız davranırsa bu defa harama dalar. Allahü Teala da onun haramdan yediği kadar helal rızkından eksiltir. Mübarek yüksek hocam İmam Rabbani Hazretleri buyurdu ki Allahü Teala'nın size vazife olarak emrettiği farzları yapınız. Bu hususu kolaylaştırılmasını Allahü Teala'dan dileyiniz. Allahü Teala kulunun niyetinin hakikatini bilir. O dilediğini yapar. Bilal bin Saad Hazretleri buyurdu ki zikir ikidir. Birisi dil ile zikirdir ve güzeldir. İkincisi hal ile zikirdir. Bu ise en güzeldir. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Numan anlattı. Bir gece rüyada hocam İmam-ı Rabbani'yi gördüm. Bir yerden mübarek dergahına gelmişim. Kapıda bekliyorum. İçerden çıkıp beni ayakta, başı önüne eğik, muhtaç halde görünce memnun oldu. Çok teveccüh edip beni kucakladı ve yanındakilere buyurdu ki, Mir yoldan geldi, harareti vardır, meyve suyu getiriniz. Önüme beyaz bir kase getirdiler. Hazreti İmam, Mir, bu kaseyi al ve hepsini iç ve ondan hiç kimseye bir damla verme buyurdu. O meyve suyunu tamamen içtim. Bundan sonra mübarek hocam yüzünü kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve Ey Allah'ım Muhammed Resulullah'a mahsus olan nispeti mire nasibeyle diyerek dua etti ve ellerini mübarek yüzüne sürdü. Sonra yine ellerini kaldırıp Ya Rabbi bana mahsus olan nispeti de mire ihsan eyle dedi. Bu rüyadan uyanınca bunu Hazreti İmam'a arz ettim ve tabirini istirham ettim. Cevap vermediler. Huzurlarından ayrıldım. Bir müddet sonra şu mektubu bana gönderdiler. Bir gün sabah namazından sonra eshabımla oturuyordum. Gayri ihtiyari size teveccüh eyledim. Hissettiğim zulmet ve bulanıklıkların giderilmesine gayret ettim. Böylece sizin kemal haliniz ayın on dördü gibi oldu. Hidayet güneşine verilen her şey, o dolunaya aksetti. Hatta kemal cihetinden fark kalmadı. Ancak bundan sonra, zarfı genişletmek ve genişlediği kadar onu doldurmak kaldı. Uzun zaman, bu mananın temsili suretini, doğruluğunu gösteren bir yakinin hasıl olması için, nazarımda tuttum. Bunun için Allahü Teala'ya hamd ve şükürler olsun. Bu nimete kavuşmanız, gördüğünüz ve tabirini çok istediğiniz o rüya sebebiyledir. Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun ki borcunuz tamamen ödendi ve vaad edilen tahakkuk etti. Verilen söz yerine geldi. Temennimiz kavuştuğunuz bu kemale insanları da kavuşturmanız ve o memleketin köyünü, sahrasını mübarek vücudunuzla aydınlatmanızdır. Mir Muhammed Numan Hazretleri şifa kaynağı olan sohbetlerinde sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği bir hadisi i şerifte iman ve küfür asla bir kalpte beraber bulunmazlar. Doğruluk ve yalan da asla birleşemez. Hıyanet ve emanet de bir arada bulunamaz buyuruldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisinde emanet, eminlik bulunmayan kimse de iman yoktur. Ahdine vefa göstermeyen kimse de din yoktur. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, kulun dili istikamet buluncaya kadar imanı doğru olmaz. Onun kalbi doğru oluncaya kadar dili doğru olmaz. Komşusu bevayıkasından emin olmayan kimse cennete giremez. Bevayıka nedir ya Resulallah diye sorulduğunda onun zulüm ve haksızlığıdır diye cevap verdi. Fudale bin Ubeyd Hazretleri anlatır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam veda hutbesinde size müminleri bildireyim mi diye buyurunca ashab-ı kiram evet ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin insanların malları ve canları hakkında kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kimsedir. Mücahit Allahü Teala'ya itaat yolunda nefsiyle cihad edendir. Muhacir hicret eden, hata ve günahları terk edendir buyurdu. Ey zayıf olan Adem oğlu, nerede olursan ol, Allahü Teala'dan kork, helalinden ye, evini mescit edin, dünyada misafir gibi ol, kendini ağlamaya, kalbini tefekküre, bedenini sabra alıştır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, insanlar doğruluk ve helal rızıktan daha faziletli bir şey ile süslenmemiştir. Bunun üzerine oğlu, babacığım, helal kıymetlidir deyince, ey oğlum, helalin azı da Allahü Teala'nın katında çoktur dedi. Enes bin Mali'nin rivayet ettiği hadisi i şerifte, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki, Bu din öyle sabit bir ağaca benzer ki, iman onun kökü, zekat dalı, oruç damarı, Allah için kardeş olmak onun nebatı, güzel ahlak onun yaprağı, haramlardan sakınmak onun meyvesidir. Bu ağaç ancak temiz ve güzel meyve ile kamil olur. İman Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınmakla kemale erer. Ebu Hüreyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müflis kime denir biliyor musunuz? Parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz dediler. Buyurdu ki: Ümmetim arasında müflis, şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir, sonra cehenneme atılır. Ebu Süleymanı Darani Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde Allahü Teala'ya yakın olan kimse, kendisinde şu hasletlerin bulunduğu kimsedir. Kerem, hilm, ilim, hikmet, merhamet, fazilet, affetmek, iyilik etmek buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdular ki, Ey oğlum! Edep en hayırlı mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Çalışmak en kazançlı maldır. Akıldan daha faydalı bir mal, meşveretten daha güvenilir bir yardımcı, uçptan, kendini beğenmekten daha fena bir yalnızlık, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıl azlığından şiddetli bir yokluk yoktur. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihatte bulundu. Oğlum, Allahü Teala'dan öyle kork ki bu korku seninle ümidin arasına girsin. Senin ümidini tamamen kessin. Fakat Allahü Teala'dan öyle ümid et ki senin ile korkun arasına girip sendeki korkudan hiçbir şey bırakmasın. Bunun üzerine oğlu, ey babacığım, benim bir kalbim var kalbimi korku ile doldurursam bu benim ümidime mani olur. Kalbimi ümit ile doldurursam bu ümidim hiçbir korkuya kalbimde yer vermez dedi. Lokman Hakim ey oğul müminin öyle bir kalbi vardır ki sanki o iki kalp gibidir. Birisi Allahü Teala'nın rahmetini umar, diğeri ise Allahü Teala'nın azabından korkar. Yani mümin ümit ile korku arasında olacaktır. Ne sadece ümid edip azaptan emin olacak ne de korkuya düşüp Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesecek. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh buyurdu ki dünyada zühd kalbi faydasız boş şeylerden temizler ve bedeni rahatlatır. Dikkat ediniz. Dünyaya rağbet etmek, kalbin meşguliyeti ve bedenin yorgunluğudur. Kimin niyeti ahireti elde etmek ise Allahü Teala zenginliği onun kalbine koyar. Onun işini ve durumunu derli toplu kılar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin de niyeti dünya ise Allahü Teala fakirliği onun iki gözü arasına kor. Onun işini darmadağınık yapar. Ona dünyadan ezelden ne yazılmışsa sadece o gelir. Bela kemendi mahbuptur. Sevgilinin aşığını kendine çekmek için gönderdiği kementtir. Aşıkları sevgiliden başka şeylere bakmaktan koruyan bir kamçı gibidir. Aşıkları sevgiliye döndürür. O halde dertlerin, belaların dostlara gönderilmesi lazımdır. Belalar, dostları, sevgiliden başka şeylere düşkün olmak günahından korur. Başkaları bu nimete layık değildir. Dostları zorla sevgiliye çekerler. İstediklerini dert ve bela ile çekerler ve onu mahbubluk derecesine yükseltirler. İstemediklerini başıboş bırakırlar. Bunların içinden saadet-i ebediyeye layık olan, Kendisi doğru yola gelip çalışarak, uğraşarak lütf ve ihsana kavuşur. Böyle yapmayan başına gelecekleri düşünsün. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Amin.